Mağdur burada şu şekilde düşünür. Peki love bombing nasıl uygulanıyor? Manipülatörün adeta bağımlısı olmuştur. Çünkü bunu uygulayan manipülatörün amacı... Arkadaşlar selamlar. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Son iki videomda yeni jenerasyon ilişki terimlerinden yani ghosting'den ve gaslighting'den bahsetmiştim. Bu videoda öncekilerin devamı ve üçüncüsü olan yeni jenerasyon ilişki terimi yani love bombing olacak. İlk duyduğunuzda aslında kulağa hoş gelen, içinizde sevgi pıtırcıkları oluşturan masumane bir durummuş gibi gelebilir. Fakat ghosting ve gaslighting'i de sayarsak aralarında en acımasız ve en korkutucu olan manipülasyon tekniğidir. Korkunç diyorum çünkü gerçek duygularla, ilgilerle manipülasyonu ayırmak çok zor. Love bombing Türkçe anlamıyla aşk bombardımanı, sevgi bombardımanı anlamına geliyor. Kulağa gayet bir ilişkide olması gereken veya taraflardan birinin partnerine uygulaması gereken bir davranışmış gibi görünse de işin aslı böyle değil. Çünkü bunu uygulayan manipülatörün amacı genellikle diğerlerinde olduğu gibi karşı tarafı kendisine bağımlı hale getirmek. Bu manipülasyona uğrayan kişi de günün sonunda kendisini suçlu, mahcup ve o kişiye, manipülatöre bağımlı hissedebiliyor. Peki love bombing nasıl uygulanıyor? Manipülatör yani manipülasyonu uygulayan kişi ilişkinin ilk evrelerinde, flört dönemlerinde mağduru tabiri caizse ise bulutların üstüne çıkartıyor. Ona şık hediyeler alır, övgü ve metiyelerin bini bir paradır. Aşırı romantik tavırlar, bol ilgi göstermeler. Manipülasyona uğrayan mağdurun adeta ayağı yerden kesilir. Kendisini rüyada hisseder. Mağdur burada şu şekilde düşünür. Bu benim ruh eşim, ruh ikizim. Sonunda arayıp da bulamadığı bir aşk olarak düşünür. İlişkinin ilk başlarında manipülatör karşı tarafı iyi tanır ve onun duymak isteyeceği cümleleri bol bol kullanır. İhtiyaçlarını öğrenir ve o ihtiyaçlarını gidermek için elinden gelen her şeyi yapar. Adeta mağdurun hayatının merkezi haline gelmeye çalışır. Aslında manipülatör çok kurnazdır. Bu sevgi pıtırcığı rolünü mağdurun etrafındaki, çevresindeki tüm insanlara da uygular ki daha samimi, daha gerçekçi görünsün. Bu ilgiyi de gösteri davranışlarında bir zamana yayar. Karşı tarafa gerçekçi gelsin ve karşı taraf bunun manipülasyon olduğunu anlamasın diye. Bu manipülatörlerin orantısız sevgi gösterileri vardır. Tabii bu sevgi gösterilerini hediyelerle taçlandırırlar. Sürekli sevgi bombardımanına maruz kalan mağdur da kendisini karşı tarafa bir saatten sonra gebe hissetmeye başlar. Bu noktada bu borcu ödemek için göstermesi gereken bütün fedakarlığı artık göstermeye hazırdır. Zaten bu noktada karşı tarafa bağımlılık da başlar. Hatta ilişkinin bu dönemlerinde manipülatör kendi istekleri gerçekleşmediği zaman, mağdur ilişkiye dair onun beklentilerini karşılamadığı zaman yavaş yavaş o gösterdiği sevgi bombardımanını azaltmaya başlar. Tabii bu azalan sevgi bombardımanını hisseden mağdur da manipülatörün beklentilerine cevap vermek için helak olur. Yine önceki bahsetmiş olduğum ilişki manipülasyonlarında olduğu gibi burada da mağdur kendisini sürekli yersiz bir şekilde özür dilerken bulur. Sürekli davranışlarını kontrol etmeye çalışabilir. Kendisini sürekli suçlu bulur. Tabii bunlarla beraber kişide değersizlik ve yetersizlik düşünceleri de oluşmaya başlar. Özgüven azalmıştır. Artık manipülatöre bağımlı ve muhtaç hale de gelmiştir. İlişkinin ilk dönemlerindeki sevgi bombardımanı kesilmiştir. Kişinin yani mağdurun benlik saygısı azalmıştır. Öz saygısı azalmıştır. Bunlarla beraber mağdurda psikopatolojik problemler yani depresyon, anksiyete, panik atak gibi belirtiler ortaya çıkmıştır. İşte tam da bu noktada artık mağdur kontrol edilmeye hazır, manipülasyona hazır, manipülatörün adeta bağımlısı olmuştur. Peki love bombing'e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız? Bu noktada net ve spesifik bir şeyden bahsedemeyiz ama şüphelenmeniz gereken birkaç durumdan bahsedebilirim. Daha ilişkinin ilk başında sizi tanımadan çok kısa bir süre içerisinde sizi sanki aylardır tanıyormuşçasına yüceltiyorsa, buna bağlı olarak ilişkinin daha ilk başlarında sensiz yapamam, sensiz dayanamam, sensiz yaşayamam gibi cümleler kuruyorsa bu ilişkiye biraz dikkatli başlamakta fayda var. Daha sizi tanımadan pahalı hediyeler alıyorsa, sürekli arıyor veya mesaj atıyorsa love bombing çemberinde olmak kuvvetli muhtemel. Daha sizi tanımadan 3-5 gün içerisinde evlilik planları yapıyorsa, ilk günden sizi fazlasıyla sahiplendiyse, çevrenize, arkadaşlarınıza, ailenize karışmaya başladıysa, kimlerle görüşmeniz gerektiğine karar vermeye başladıysa, özellikle kalabalık ortamlarda sizi sürekli yüceltip övgüler sunuyorsa love bombing'e maruz kalabilirsiniz. Fakat love bombing genellikle ilişkinin sonlarında fark ediliyor. Flört dönemlerinde veya ilişkinin başlarında mağdurun aklına bu saydığım davranışlar sonucunda temkinli yaklaşmak
gelemeyebiliyor. Peki love bombing'e maruz kaldığınız zaman ne yapmalısınız? Tabii ki biraz önce saydığım belirtilerin olması sizin %100 love bombing'e maruz kaldığınız anlamına gelmiyor. Ama yüksek bir ihtimal. Belki bu özelliklere maruz kalan kişi love bombing yaşayamayabilir. Ama love bombing yaşayan kişiler mutlaka ilişkinin başlarında bu durumları yaşamışlardır. Dolayısıyla bu belirtileri hissettiğiniz zaman ben love bombing yaşıyorum diye ilişkiyi bitirmek yerine veya tam tersi aradığım aşkı sonunda buldum, rüyada gibiyim demek bu durumda yapılabilecek en son şey. Yapılabilecek en rasyonel davranış bu belirtileri hissettiğiniz zaman karşınızdaki insana biraz temkinli yaklaşmak, onu yeterince tanımadan sınırlarınızı geçmesine müsaade etmemek gerekir. Eğer ki bir şeylerin çok hızlı geliştiğini düşünüyorsanız bunu karşı tarafa söylemekten çekinmeyin. Karşı tarafta hoşunuza gitmeyen bir şeyler varsa bunu rahatlıkla dile getirin. Ailenize, arkadaşlarınıza, çevrenize karışması hoşunuza gitmiyorsa bunu karşı tarafa net bir şekilde ifade edin. Yaşadığınız şeyin romantizm veya love bombing olduğunu farkına varmak için yaşadığınız ilişkiyi ve karşınızdaki kişiyi iyi tanımak önemli. Tabii ki her ilgi ve sevgi davranışı love bombing belirtisi olmayabilir. Her love bombing belirtisi de bir manipülasyon olmayabilir. Bu süreci iyi tanımak için karşınızdaki kişiyi ve ilişkinizi iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Aslında bu noktada referans almanız gereken durum kişinin söyledikleriyle davranışlarının uyumlu olması. Söyledikleri gerçekçi geliyor mu? Onları davranışa dökebiliyor mu? İlişkide bu noktalar çok önemli. Bu durumda bazen kendinize uzaktan bakamayabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumu göremeyebilirsiniz. Burada çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan yani sizi objektif bir şekilde değerlendireceğine inandığınız bir yakınınızdan durum tespiti istemek, onların görüşlerini almak yaşadığınız durumu tanımanıza yarar sağlayacaktır. Peki love bombing'i genellikle kimler uygular? Genellikle narsist kişilik dediğimiz tipler uygular. Eğer sen de love bombing'e maruz kaldığını düşünüyorsan, bu durumun seni yetersiz hissettiğini düşünüyorsan, benlik saygının azaldığını düşünüyorsan bir uzmandan psikoterapi desteği alabilirsin. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni jenerasyon ilişki terimlerinden üçüncüsü olan love bombing'den bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.